Merhaba, ben Hasan Özkaya. Kars'ın Eşmeyazı köyünde meyve yetiştiriciliği yapıyorum. Gördüğünüz gibi güzel meyveler yetiştiriyorum. Gerçekten işimi iyi yapıyorum. Bölge çok bereketli bir bölge. Toprağımız gerçekten çok bereketli bir toprak. Stunking elma, kırmızı stunking elma. Çok güzel bir elma. Bugün de zaten hasatını yapacağız. Şöyle yakından alırsan tanesine bak meyvenin. Bugün bir Isparta'nın, Antalya'nın, Bursa'nın elmasını bozacak ayarda bir elma. Şöyle ilerleyelim. İleride golden elmalar var. Onları da görelim. Evet, Starking elmalar. Bu fidanlar yarı bodur fidanlar. Bunların hepsini Bursa'dan getirdim ben. 6. yılında bu sene bu meyve ağaçları. 6 yaşında yani. Şöyle bakın, gerçekten işçiliği güzel, budamasını güzel yapmışım. Tertemiz. Ama burası 1700 rakımda yetiştirilen elmalar. Belki insanlara imkansız gibi gelir ama oluyor işte. Yapabiliyoruz, başarabiliyoruz. Toprağımız gerçekten çok bereketli. Evet, Starking elmalar devam ediyor. Dediğim gibi burası yüksek bir rakım, 1700 rakım. Kars'ın Eşmeyazı köyü, eski ismi Görkan'a diye bilinir. İşte bu köyde bunları yetiştiriyoruz. Bunlar Starking elmalar. Kartpostallık resimler, maşallah çok güzel gerçekten. Yani insan seviniyor böyle bir şey yapınca. Bunu başarabilince çok mutlu oluyor. İşte şöyle şunu göstereyim. Grand Smith. Bu mayhoş elma çeşidi. Bunu pek beklemiyordum olmasını ama belki de dünyanın en iyi mayhoş elmasını yetiştirdi diyebilirim. Lezzet olarak özellikle. Sert iklimde yetiştiği için 6 ay 7 ay bozulmadan kara depoda bekleyebilir. Bu sanaya gerek duymaz. Evet, bunlar da golden elmalarımız. Taneye bak. Dediğim gibi Kars'ın Eşmeyazı köyü, rakım 1700. Şöyle çekersen yakından bak. Hani tabiri caizse dallar yıkılıyor diyor. Tam o tabir. Şimdi armutların olduğu bölgeye gideceğiz. Bunlar naşi armudu. Ana vatanı Japonya. Ektik, bizde de oldu. Demek ki Japonlarla da bizim ortak bir şeyimiz var. Şunu alırsan daha yakından. Deveci armudu. Bursa'da yoğun olan bir armuttur. Bakın bizde de gayet güzel tane yapmış. Tabii bunun daha mevsimini toplamamıza 20-25 gün var. Bir bu kadar daha olacak bu armutlar. Yemesi çok güzel bir armut. Şöyle gidersen oradan nektarin şeftali. Bu da ikincileri, ilkleri daha büyüktü, daha renkliydi. Bunlar sonbahara doğru olanlar. Evet, bunlar da nektarin şeftali. Tüysüz şeftali. Şimdi yukarı doğru istersen gidelim. Orada da farklı elma çeşitleri var. Burada 11 çeşit meyve var. 7 çeşit elma var. Kiraz, kayısı, armut, ayva. Bu da farklı bir çeşit. Çok lezzetli ve çok dayanıklı bir elma. Raf ömrü çok fazla. Yani bu sanaya koymadan Kars gibi bir memlekette bu elma 5-6 ay bozulmadan tüketilebilir. Fuji cinsi. Bunun cinsi Fuji. Tadı nasıl abi? Bunun tadı nasıl? Bu da çok tatlı bir elmadır. Ve çok dayanıklı bir elmadır. Çok sulu bir elmadır. Bu elma yani Amasya diye bildiğimiz elma. Bundan da ektim 5-6 ağaç. Ama bunu daha çoğaltacağım. Lezzeti, aroması Amasya'yı bozar. Bak, bizim bu Kars'taki Amasya çeşidi elma gerçekten Amasya elmasını bozar.
Zamanı geldi. Daha bu elma 15-20 gün sonra toplanacak ve daha kızaracak. Kıpkırmızı olacak bu elma. Vişne kırmızısı gibi olacak. Bundan farklı bir elma. Bunlar da soğuk. Soğuğu yedikçe büyüyor. Soğuk hava sıcak olunca bu elma büyümüyor. Bunun cinsi de pitleydi. Pitleydi cinsi elma. Bunların daha toplanmasına var 20-25 gün. Şu elma bak. Mesela şeker hastaları için günde 2 tane tükettiği zaman o kişi günü sıkıntısız geçirir. Bunun ismi ne abi? Bunun ismi Grand Smith. Mayoş elma. Şeker hastalarının dostu. Bundan yaklaşık burada 30 ağaç var. Toplamda elma ağaçların 200-250 arası elma ağacı var sadece burada. Toplam kaç çeşit elma ağacı var abi? 7 çeşit elma var burada. Şu bahçede 7 çeşit elma var. 200-250 arası genel toplamı. Şeftali. Bursa şeftalisi. Son bu sonbaharda bunlar daha büyüyecekler mesela. Şu şeftali şu tane ama bundan daha da büyük olacak bu şeftali inşallah. Şunu da şuraya koyayım, işi bitince yersin. Teşekkürler abi. Şöyle çek, şu bölgede mesela ikinciye fidan ekmek zorunda kaldık. Köyümüzde sulama, biz dereden sulama yapıyoruz. Mandıra vardı da öncesi. Mandıranın suyuyla suladığımız zaman sonra fark ettik ki suyun içerisinde süt, mandıradan çıkan süt, şırat deriz biz. O aktığı zaman bu bölgedeki ağaçları öldürdü. Biz de yeniden fidanları diktik. Bura mesela öteki taraflara nazaran biraz cılız. Ama inşallah 2 sene sonra oradan daha iyi olacak burası. Şu bölge mesela, şu arka taraf alırsan. Bak şunlar kiraz ağaçlarım benim. Şu bölge. Çok güzel Napolyon kirazı. Ziraat 900 Napolyon kirazı. Çok iyi tane yaptı. Yani Türkiye'nin en iyi yerinde yetişen kirazlardan daha kaliteli oldu diyebilirim. Soğuğu çok seven bir meyve olduğu için kiraz bizim burada çok güzel oluyor kiraz. Mesela şunlar daha 2 gün önce topladık. Bizim bu yörede cancur diye bilinen bir ton eriği. Her ağaçtan yaklaşık 100-150-200 kilo erik topladık. Oluyor yani, gerçekten oluyor. Ha sorsam bana Hasan Özkaya, nedir senin sıkıntın? Benim en büyük sıkıntım pazar bulamamam. Yani ben bu ürünü toplayıp Kars'ta veya herhangi bir toptancısına gittiğim zaman bana ürünümün 1/3, 1/4 fiyatını teklif ediyorlar. Ve bu beni çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Hani yapıyorum, çıkarıyorum. Pazara gelince ziyan. İleride benim gibi yapmak isteyenler olacaktır. Ama adam para etmedikten sonra keserim der ben bu ağaçları. Sadece beni dinleyen Kars'ın yöneticilerinden vali mi bakar bu işe, tarım il müdürü mü bakar? Gerçekten belli sezonu, yılın belli sezonunda bir ayda 5-10 gün bana bir satış yeri göstersin. Yani üretici direkt tüketiciyle buluşsun. Vatandaş da ne yediğini bilsin, uygun fiyat alsın. Ben de malımı değerinde satabileyim. Ki karşılığını almadığın zaman yapmazsın. Sadece bu en büyük sıkıntım bu. Başka da kimseden bir şey beklendiğim yok. Bak şöyle gidelim şimdi ayvalar. Adampazarı geyve, ekmek ayvası diye bilinen ayva çeşidi. Bakın şu ağaçta mesela yılda ben 100 kilo, 150 kilo ayva alıyorum. Ve bak daha bunların toplanmasına 20-25 gün var. Çok güzel tane yapıyor. Aroması çok güzel. Tadı çok güzel. Bakarsanız bak. Daha dediğim gibi bir ay var bu ayvanın toplanmasına. 2-3 tanesi 1 kilo geliyor. Bu hayvanın. 2 veya 3 tanesi 1 kilo geliyor. Ha bir de deneme yanılma usulüyle ektiğim 2 fidan var. Muşmula. Farklı farklı bu sene yeni yeni meyvelerini vermeye başladı. Böyle yakından alırsan tek tek meyveleri var. Döngel, muşmula, beş büyük, çok farklı isimleri var bunun.
Şunda daha taneli meyve varsa bunu da buradan alabiliriz. Şöyle. Bunda pek yok. Öyle gözüküyor. Bu sene yapmamış. Seneye ama çok güzel meyve yapar. Muşmula. Kars Eşmeyazı köyünde 1700 rakımda muşmula yetiştirdik. Öyle mesela şu ayvaları da alabilirsen bak ne kadar güzel meyve yapmış. Dolu dolu. Ve çok daha tane yapacak. Daha çok büyüyecek meyve. Ayva serinde yetişir. Yani serin havada büyür. Cevizlerin olduğu bölgeye gidelim mi? Gidelim abi. Şu armudu sadece şöyle alabilir misin? Şöyle. Taneyi görüyor musun maşallah? Tek bir tane kalmış. Bir bu abi. Kadar daha olacak bu. Sizi gezdirdiğim şu gördüğünüz alan ilk 5 yıl fidanlara ektiğim ilk 5 yıl ben bu alanda fasulye, bezelye, salata, domates, biber, patlıcan yetiştirdim. Buradan 7-8 dönüm yerden günlük 2 ton salata, 2 ton fasulye çıkarıyordum ben buradan. Satış yapıyordum yani götürüyordum şehirde satıyordum. Ama ağaçlar büyüdüğü için artık altında sebze yetiştiremiyoruz. Gölgede kaldığı için meyve lezzetli, sebze lezzetli olmuyor. Bu eriği de sadece hastalar için getirdim biliyor musun? Hiçbir ücret falan almıyorum. Ekşi bir eriktir. Hani hasta arıyorlar erik var mı diye. Ta ki yani bir ay daha bunun dalında meyve olacak ha. Dökmüyor meyveyi de. Gerçekten hasta olup ekşi erik isteyenler benden ücretsiz yıl boyunca isteyebilirler yani. Gönderirim ben. Cevizlerim ithal ceviz değil. Cevizlerim yerli cevizdir. Yani ana vatanı Kırşehir Kaman. Türkiye'nin. Çok güzel ince kabuk bir ceviz oluyor bunlar. İki parmağınla kırarsın. Gerçekten iki parmağınla kırarsın. Aroması ve yağ oranı çok yüksektir. Bir tanesini kırabilir miyiz abi? Şimdi kıracağım. Gidince oradan kıracağım. Şimdi çıkanlardan kıracağız. Bu cevizler 8 yaşında. Bunlar da yarı boylu. Kırşehir Kaman cinsi. İnce kabuk. Üzüm salkımı gibi diyorum ceviz var gördüğünüz gibi bakın. Yani tane tane değil. Ve bu yıl ilkbaharda bir don yedik çiçeklenme döneminde. Bu meyvenin hemen hemen bir bu kadar daha meyve vardı üzerinde. Olması gerekirdi. Ama ilkbahar donlarıyla meyve çiçekteyken yarısını döktüm. Bakın. Şimdi. Bak görüyor musun? Elinden kır. Buyur. Bakın. Cevize bak. Maşallah. Dediğim gibi yani burası Adana, Manisa, İzmir değil. 1700 rakım Kars'ın Eşmeyazı köyü. Bakın, bu gördüğün bizim buradaki bildiğiniz doğal gübre, koyun gübresi. Hani bunu niye gösteriyorum? İnsanlar hormon kullanmasam bu meyve burada olur mu? İnanın, ben yaprak biti ilacı ve meyve içgurdu ilacı haricinde hiçbir şey kullanmıyorum. Çünkü gerek yok. Bölgede fazla ağaç olmadığı için hastalık olmuyor. Yani herhangi bir ağaçta hastalık olmuyor. Vereceksin hayvan gübresi, olay bu. Bunu da inşallah herkes görür, bakar. Ha yapacak olan, bu işi yapacak olan özellikle gençlere her türlü destek olurum. Her türlü öneririm de getirisi de güzel. Gidip asgari ücretle büyük şehirlerde boşu boşuna pineklemesinler kardeşim. 10 dönüm tarlası varsa ben ona çok güzel gelir elde edebileceği fikirler sunarım. Al sana doğal gübresi. Tamam.